Selamun Aleyküm Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. Tecvid derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugünkü dersimiz ısharı kameriye. Hemen ısharı kameriyeyi basit bir şekilde tarif edelim. Bazı kelimelerin başında bulunan eliflem takısı ki biz bunu önceki derste idgam şemsiye konusunda öğrenmiştik. Kısaca el takısı diyorduk. Bu el takısından sonra kameriye harflerinden biri harekeli gelirse bu el takısının lam harfini açıkça cezimle okumaya ısarı gameriye denir. Hatırlatalım bir idgam-ı şemsiyede elif lam takısından sonra şemsiye harfleri gelirse elif lam takısını okumayıp direkt sonra gelen harfleri şeddeli okuyorduk. Ishar gameriyede ise bu harflerden herhangi biri elif lam takısından sonra gelirse elif lamın lam harfini cezimli okuyoruz. Peki Resaire kameraya harfleri kaç tanedir? 14 tanedir. Bu harfler şunlar. Elif, B, Gim, Ha, Ha, Ayn, Ghayn, Fe, Gaf, Kef, Mim, Vav, Ha ve Ya harfleri. Hemen örneğimize bakalım. Şu örneğimizde bakın elif lam takısı gelmiş. Elif lam takısından sonra gaf harfi gelmiş ki gaf harfi ısharı kameriye harflerinden. Gaf harfi olduğu için elif lam takısından lam harfini açıkça okuyorum cezimli bir şekilde. Yani herhangi bir yazılışta okunuşta değişen bir şey yok. Gördüğümüzün aynısını okuyoruz. El-Kari'atü El-Kari'atü İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde elif lam takısı gelmiş. Elif lam takısından sonra fa harfi gelmiş ki fa harfi ısare gameri harflerinden. Bu zaman ne yapıyorum? Fa harfini harekeli, fa'dan önceki elif lamın lam harfini de açıkça cezimli okuyorum. Vel fecri, vel fecri. Kur'an-ı Kerim'den örneklerimiz üzerinde hemen ısrarı kamerayı bir inceleyelim. Bakın hepimizin belki de çoğumuzun ezbere bildiği Fatiha suresinden bir ayet alıntı yaptık buraya. Bakalım elif lam takımız var el takısı. El takısından sonra ha harfi gelmiş ki ha harfi ısrarı gameriye harflerinden. O zaman okuyuşumda da yazılışımda da herhangi bir değişiklik olmuyor. Lam harfini bariz bir şekilde cezimle okuyorum ve aynı şekilde gördüğümü okumaya devam ediyorum. Elhamdü Elhamdü İkinci örneğimize bakalım aynı ayet kelimedeki. Elif lam takımız gelmiş. Elif lam takımızdan sonra ayn harfi gelmiş ki ayn harfi sarı harfi. O zaman lam harfini, elif lam takısının lam harfini bariz bir şekilde cezimli olarak okuyorum. Elhamdülillahi Rabbil alemin Rabbil alemin İkinci ayeti kerimemize bakalım. Bu ayeti kerimeyi daha önceki idgam Şemsiye konusunu anlatırken de birçok örnek olduğu için kullanmıştık. Hem idgam Şemsiyeler var bu sefer hem de Ishar-ı gameliyeler var. İkisini de kıyaslamış olalım. Biz örneklerimizi önce anlatalım. Birinci örneğimizde bu ayet-i kerimede. Elif lam takımız gelmiş. Şu örnekte olduğu gibi. Ayn harfimiz gelmiş. Ayn harfi kameri bir harf olduğu için elif lamın lam harfini açık bir şekilde cezimle okuyorum. el <laughs> el İkinci örneğimize bakalım. Yine Fatiha suremizin ilk ayeti kelimesinde olduğu gibi Elif lam takısından sonra ha harfi gelmiş. Ha harfi ısare gameriya harfi diyorum. Ve elif lamın lam harfini cezimli bir şekilde gördüğüm gibi okuyorum. el Elhamidune Diğer örneğimize bakalım. Elif lam takımızdan sonra elif harfi var. Hemzemiz var. Hemze yani elif harfi, harekeli elif harfi sarı gameriye harflerinden olduğu için yine elif lam takısına lam harfini bariz bir şekilde cezimli okuyorum. El amirun el amirun Diğer örneklerimizi de hızlıca inceleyelim. Bakın yine burada elif lam takımız gelmiş. Elif lam takımızdan sonra mim harfi gelmiş ki mim harfi sarı gameriye harfi. Hiçbir değişikliğe uğratmıyorum. Elif lam takısının lam harfini yazıldığı şekilde yani cezimli olarak okuyorum. Yani buradaki amacımız ısar bir şeyi açığa çıkartmak demektir. Lam harfini gizlemiyorum. Açığa çıkartıyorum. Bil ma'rufi Bil Aynı örneğimiz yine. Elif lamdan sonra mim gelmiş. Yine burada lam harfini gizlemiyorum. Açıkça ızhar yapıyorum. Ortaya çıkartıyorum ve cezimli bir şekilde okuyorum. Eynilmükeri Eynilmükeri Yine elif lam takımızdan sonra sıradaki örneğimizde ha harfi gelmiş. Ha harfi kameriye harflerinden diyorum ve elif lam takısının lam harfini cezimli olduğu gibi açıkça okuyorum. Velhafizun Velhafizun Son örneğimize bakalım. Son örneğimizde de yine aynı harfimiz var. Mim harfi öncekile örneklerimizde olduğu gibi. Elif lam takımızdan sonra mim harfi gelmiş harekeli. Mim harfi gameriye harflerinden olduğu için elif lamın lam harfini açıkça cezimli bir şekilde okuyorum. Ve beşiril mu'minine ve beşiril şu son ayeti kerimemizi baştan sona bir okuyalım. Burada daha önce öğrendiğimiz idgam-ı şemsiye ve şimdi öğrendiğimiz ishar ı de kıyaslayarak bir arada görmüş olalım. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ve şeril minni Evet Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşim. Israre Kameriye konusunda burada noktalandırmış oluyoruz. Bir sonraki tecrüt dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.